Nihayet Singapur'a bir kez daha geldik. 1994 yılıydı ilk kez gelişimiz. Dubai, Maldiv Adaları üzerinden gelmiştik Singapur'a ve Singapur'da ilk uğradığımız tarihi bir cami var. İkindi namazlarımızı eda edeceğiz. Singapur'dayız. Bu cami gerçekten çok önemli. Singapur'da hemen ayağımızın tozuyla uğradığımız camide Osmanlı dönemine ait eserler görüyoruz. Osmanlı dönemine ait 200-300 yıl önceki bir zırh camaken içerisine katlanmış. Askeri bir araç, gürs ve hemen şöyle yaklaştığımızda ise Kelam-ı Kadimimiz, Kur'an-ı Kerim'imiz Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından hediye edilmiş. Çok özel olarak bastırılan, Türk hat sanatıyla bastırılarak buraya getirilen o Kur'an-ı Kerim'i görüyoruz. Singapur'un tarihiyle ilgili çok önemli fotoğrafların burada oluşu. Bir belgeselci olarak gerçekten Singapur tarihinin 100 yıllık, 130 yıllık, 140 yıllık orijinal fotoğraflarını da bu camide görmek gerçekten bizi duygulandırdı. Bugün dünyanın en zengin devletlerinden birisi olan Singapur'un 100-150 yıl önceki bu cami 1952 yılında açılıyor. Bu caminin sahibi El Attas ailesi ve şu anki imamı da Habib El Attas. Kendisi Seyit'tir. Dedeleri Yemen'den geliyor. Ve bu coğrafyaya Müslümanlığı getiren aile diye söyleniyor. Öyle biliniyor. Bu aileyle alakalı Sultan Abdülhamit iki tane cariyesini gönderiyor Johor'a, yani 1800'lerde, 1900'lerde falan başında. Ve tabii Singapur o zaman bağımsız değil. Singapur 1965'te bağımsız oluyor. Johor Sultanlığı var. Malezya'nın Singapur'a sınır şehri. O iki tane cariye, bir tane Johor Sultan'ın birisi kardeşiyle evleniyor, birisi de diğer akrabasıyla. Bu aile de bir tane cariyemizin soyundan geliyor. Yani cariyemiz hasebiyle bizlerle akraba, yani Türklerle akraba olmuş oluyor. Bu nedenle Türkiye sevgisi, Abdülhamit sevgisi buradan geliyor. Şu odada Abdülhamit köşesi var. Osmanlı'ya, Abdülhamit'e hayranlıklarından, sevgilerinden dolayı. Oraya defter koymuşlar, herkes duygu ve düşüncelerini yazıyor. Buranın imamı Singapur içerisinde çok sevilen bir insan. Hatta Arap coğrafyasında diyebiliriz. Ramazan ayında çeşitli Arap coğrafyasından imamlar gelip burada kalıyorlar. Türkiye'den de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan rica ediyor. Bir ay boyunca bir tane Diyanet İşleri'nden görevli imam geliyor buraya. Ve Ramazan ayında Arabistan'dan bir konteyner dolusu hurma gönderiyorlar ve bu coğrafyadaki Müslüman ülkelere kendisi, imam kendisi dağıtıyor. Türk televizyon ve belgeselcilik tarihinde yine bir tarihe not düştük. Binlerce kilometre uzakta Singapur'da. Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han Hazretleri, İttihad-ı İslam çalışmasıyla dünya Müslümanlarını bir arada toplama mücadelesi vermişti ve birçok bölgeye Kur'an-ı Kerimler göndermiş, Osmanlıca hediyeler göndermişti. İşte onlardan birisi bugün Singapur'da Malayca diliyle tercüme edilmiş Gazi Beyzavi tefsiri 1903 tarihini gösteriyor. Abdülhamit Han Hazretleri bizzat kendi paralarıyla bastırarak bu tefsiri dünyanın birçok ülkesine dağıtmıştı. Bu bölgeyi de unutmamıştı Uzak Asya'yı, ama bugün biz maalesef oralardan çok uzaktayız. Bizim kamuoyumuzda Uzak Doğu Asya, Güney Asya maalesef.
Osmanlı'nın mirası. Hiç tüketilemedi ve onun mirasına da sahip çıkamadık torunları olarak, ama asırlar önce onlar bu coğrafyaya gelmişlerdi. Binlerce kilometre uzakta Singapur'a gelmişlerdi ve Abdülhamit Han Hazretleri buraya Kur'an-ı Kerim hediye etmişti. 600 yıllık Kur'an-ı Kerimler de var bu camide. Bugün Singapur'a çok sayıda Türk gelir ama bu camiden maalesef birçoklarının haberi yoktu. Ben de 21 yıl önce gelmiştim. 1994 yılında gelmiştim. Bu camiden haberimiz yoktu o gün. 21 yıl sonra 11 Eylül 2015 tarihinde yeniden geldik ve ayağımızın tozuyla hemen buraya geldik ve bizi misafirperverliğiyle karşıladı dostum. Sultan Camisi buranın en büyük camisi. 5000 kişilik kapasitesi var. Altın kubbesiyle tanınmış bir camidir gördüğünüz gibi. Altın kubbenin altında çok enteresan, orada soya şişelerinin altın kubbenin altına koyulduğu görülür. Bu soya şişelerin koyulmasının nedeni de o zamanlar Malay halkı çok fakirmiş, herhangi bir yardımda bulunamamışlar. Ama bu boş soya şişelerini vererek bu camide bir katkıda bulalım demişler. Ve mimar da o soya şişelerini tam o altın kubbenin bakın altına şöyle sıralamış onu. 1824 yılında ilk olarak yapılmış Sir Stamford Raffles o zaman. Burayı George Sultan'ın aldığı için, Sultan Hüseyin'den aldığı için ona buraya bir cami yaptıracağı hakkında bir söz vermiş ve bu camiyi tamamlayıp buna Sultan Hüseyin'e sunmuşlar. O zaman tabii tamamen tahtadan yapılmış bir camiymiş bu. Ve bu cami gittikçe yıprandığından harap olmuş ve artık onarılamaz hale gelince 1924 yılında şu anda gördüğünüz bu cami 1924 yılında tamamen onarılmış, tamamen yapılmış ve bu mükemmel. İmam Efendi'yle müsaadenizle ve hemen bu coğrafyada bu tür gelenekler var. Haklı bir duygu, güzel bir duygu. Türkiye'den binlerce kilometre uzakta Singapur'da dünyanın en önemli ülkeleri. Selamun aleyküm. Osmanlı'nın ilk resmi büyükelçisidir başkonsolosudur Ataullah Efendi. Ataullah Efendi'nin mezarı bu caminin hemen arkasında, arka zilesinde bulunuyor. Türk tarihi, Osmanlı tarihi için önemli bir yerdeyiz, Singapur'dayız. İlk resmi Osmanlı başkonsolosunun büyükelçisinin 1903 yılında resmi olarak Singapur'a atanıp burada yaşayıp vefat ettikten sonra bu caminin arkasındaki hazireye defnedildiğini biliyoruz. Singapur'daki kültür tarihimizin izlerini araştırmaya devam. Singapur çok güzel bir yer. Aşağı yukarı 5 milyon, 6 milyon yakın nüfusumuz var. Nereden geldiniz buraya? Adana. 28 yıldır buradasınız. Eşim buralı benim. Öyle mi? Evet. Malay mı? Yok, Singapurlu, Çinli. Çinlisin, evet. Singapurlu. Evet. Çocuk burada. İki tane kızım var burada okuyor. Okuyor. Evet. Nasıl gidiyor hayat? Bir anlatın hayat. Çok güzel burası. Çok yanıyoruz ama. Rahmetli Özal buraya geldiğinde çok güzel bir kelimesi var. Burası çok güzel, cennet gibi yer ama çok sıcak. Ben neredeyim bu cennet? Önemli bir yer Singapur ama Singapur'un önemli bir yeri daha var ki içinde bulunduğumuz tarihi cami. Bu cami resmen Malezya toprağı. Zira burada Osmanlı döneminde cariye olarak gönderilip Johor Sultanı ile evlenen, hatta Johor Sultanı'nın kardeşiyle evlenen hanımefendilerin mezarının burada olması
Ayrıca Abdülhamid Han döneminde Osmanlı'nın ilk Singapur Büyükelçisi'nin burada olması, mezarının burada olması dolayısıyla burası resmen Malezya toprağı. Şu anda Singapur içerisindeki Malezya toprağındayız, tarihi camideyiz. Evet, Malezya, İslam'ın gerçekten doruk noktada olduğu, İslamiyet'in gerçekten en iyi şekilde yaşandığı bir coğrafya. Büyükelçisi, Singapur Büyükelçisi Ataullah Efendi'nin kabrini ziyaret edeceğiz. Bulunduğumuz burası Malezya toprağı. Zira burada Johar Sultanı'nın aile fertleri, eşi, diğer yetkililer yattığı için mezarlıkta resmen burası Malezya toprağı olduğunu öğrendik. İşte o mezarlıkta hemen ziyaret ediyoruz. Sizleri buradan bütün ecdadın, İslam coğrafyasında isimleri, nesilleri unutulmuş, bütün mevtaların, şehitlerin, garip kurabanın, onun için Allah rızası için El Fatiha. Ataullah Efendi, Sultan Abdülhamid Han, İttihad-ı İslam ve dünyada nerede Müslüman varsa onların derdiyle dertlenen Abdülhamid Han. Singapur, Malezya uzaklarda bir coğrafya. Onların dertleriyle dertlenir ve buraya konsolos atar. Ataullah Efendi, Malezya bu coğrafyanın ilk konsolosudur. Singapur'da görevlidir. Türbe özel olarak bizim ekip için açıldı ve teşekkür ediyoruz. Buraya da ziyaret edemeyeceğimiz bir endişe etmiştik. Hayatta tesadüfe tesadüf edilmez. Hakikaten niyet salih, samimi olunca hedefe ulaşılıyor. Ziyaret edemeden geleceğimiz diye üzülüyorduk. Özel olarak Devralem ekibi için türbe açıldı. Osmanlı'nın Uzak Asya'daki, Uzak Doğu, Güney Asya'daki, Uzak Asya'daki Singapur'daki ilk büyükelçisi Ataullah Efendi'nin mezarını ziyaret ettik, türbesini. Fatiha okuduk sizler adına da. Singapur giriş noktası. Kısa sürede Malezya sınır kapısından geçtik. Ancak uzun bir ara tampon bölge var. Ve tampon bölgede Malezya hukukları içerisindeki sağ ve sol tarafta dikenli derler ama elektrikli olduğunu söyledi rehberimiz. Kaçakları, kaçak girişi önlemek için yapılmış. Olarak yaklaşık 4 tane resmi dil var Singapur'da. Ana dil olarak İngilizce diyebiliriz. Bunun yanında halkın %15'ini Maleyler oluşturmakta. Bunlar da Maley dilini kendi aralarında tabii konuşuyorlar. Çoğunluk Çinlilerde %75 civarı. Dünyada cezaların en acımasızca ve iltimassızca uygulandığı yegane ülkedir Singapur. Kimseye iltimas sağlanmaz. Aynı zamanda ölüm cezası vardır. 25 gram fazlasından eroin ölüm cezasıdır. Adam öldürmek, yani kasıtlı olarak adam öldürdüğü zaman yine ölüm cezası. Şeriat kanunları gibi kanunlar vardır burada. Dolayısıyla kırbaç cezası da vardır. Sakızı yere atmanız yasak görürlerse, kamera, her yerde kamera vardır. Polis göremezsiniz burada.
şu anda dünya sıralamasında 8. sırada, işte kişi başı gayrimilli hasıla olarak yaklaşık 53 bin dolarla. Bunun en büyük nedenlerden bir tanesi de mal işletmeciden gelen ticaret. Dünyada kaldıkları malların yarısından fazlasını tekrar ne yapıyorlar? İhraç ediyorlar. Öyle bir ülke. İthal ettiği malların yarısından fazlasını kısa zamanda tabii ihraç eden bir ülke. Dolayısıyla transshipment olayları da var. Yani direkt gemiden gemiye nakil olayı var. Büyük petrol rafinerilerine sahip. Bakın niye enteresan diyorum. Bir damla petrol çıkmaz burada. Yok. Ama petrol rafinerilerini kurmuşlar. Doğuda ve batıda dünyanın en büyük petrolleri var. Üçüncü büyük. İşte Hudson ve Rotterdam'dan sonra. Dolayısıyla aldıkları ham petrolü ne yapıyorlar? İşliyorlar ve petrokimya ürünleri bütün Güney Asya ülkelerine ihraç ediyorlar. Ve buradan yaklaşık %23 kadar bir para da buradan geliyor. Üçüncü olarak turizm. Tabii ki her sene 13 milyon yaklaşık insan gelir buraya. Bunların çoğunluğu da ticari turizm, yani kongre, seminer. Mesela önümüzdeki haftalar Formula 1 olacak burada. Yarımadanın sonunda kalan bir ada anlamına geliyor. Türkçe'ye çevirirseniz. Haritaya da baktığınız zaman gerçekten Singapur, Malezya Yarımadası'nın dibinde kalan bir nokta. Kuanyu buranın mimarı, yeni modern Singapur'un babası ve mimarı olarak biliniyor. 31 sene 1959'da iktidara geçiyorlar PAP olarak ve 31 sene adam iktidarda. Kısa sürede bu kadar gelişmesinin büyük noktası idarecilerin dürüst olması, ülkelerini sevmeleri ve insanları sevmeleri tabii. Dolayısıyla bir de güzel tabii teknolojik atılımlar. Yemek kültürü önemli. Dünya coğrafyasını gezerken en çok sıkıntısını çektiğimiz yemek kültürümüzün her yerde olmayışı. Damak zevkimize hitap eden yemekleri fazla bulamayışımız. Onun için seyahat ederken öncelikle elbiselerimizin, kameralarımızın yanına yiyecekler de koyuyoruz. Fakat Singapur'da bu sıkıntı yok. Zira 13 civarında Türk restoranı var. Onlardan birisi olan Sofra Restorant'ta akşam yemeklerimizi yiyeceğiz. Efendim, cümleten iyi akşamlarınız olsun. İsmim Süleyman Yedikök. Soframın emanetçilerinden. Soframız 2000 yılından beridir faaliyette. Benim ise sofrayı devralışım 2009'dan beridir. Sahiplerimiz Türkler. 3 tane aşçımız var. Onlar da Türkler. Size olarak, yani kapasite olarak Singapur'un en büyük Türk restoranı diyebiliriz. Aşçılarımız da Türk olduğu için aradığınız, arzu ettiğiniz Türk yemeklerini, otantik Türk yemeklerini biz de bulabilirsiniz. Singapur'da hayat 24 saat. Dolu dolu. Ve biz akşam üzeri gelmiştik Singapur'a. Şimdi de gece bir Singapur sahillerinde botla bir tur atacağız. Gece görüntülerini Singapur'un kaydederek tarihe not düşeceğiz. Singapur'dayız. Motordan Singapur'un gece görüntüleri. Birlikte izliyoruz. Bota bir girelim bakalım. Şu an iskeleden ayrıldık yavaş yavaş. Müthiş güzellik. Işıl ışıl bir Singapur. Gerçekten görülmeye değer Singapur. Akşamın geç vakitleri ama sanki şimdi akşam olmuş gibi her şey yeni başlıyor Singapur'da. Evet, motorların biri gelip diğeri gidiyor. Her şey, bütün ticaret zamanında burada yapılmış. Gördüğünüz restoranlar,
O zamanlar hepsi depoymuş. Depo olarak kullanılıyormuş. Yani buralar depoymuş evvelden. Şimdi... İzleyenlerimiz Singapur. Singapur'da gece hayatı ve biz Singapur nehrinden şu an yavaş yavaş Singapur körfezine doğru, denize doğru ilerliyoruz ve binaların arasından ilerliyoruz. Sağlı sollu müthiş binalar var ve hakikaten göz kamaştırıcı Singapur hayatını belgesel görüntülerle ekranlara getiriyoruz. Burası kaleydi. Kaleydi, koruma kalesi. Sonra postane oldu, eski postane. Şimdi de 6 yıldızlı, çok otentik bir otel. Budizmin sembolü çiçek de bu dünyanın en büyük kumarhanesinin önünü dekora ediyor. İzlerken Singapur tarihini ister istemez hatırladık. Singapur tarihi gerçekten önemli. Ve Singapur'un nasıl kurulduğu, kimler tarafından oluşturulduğu, dünyayı nasıl sömürmek için düzenler kurulduğunu çok iyi araştırmak gerekiyor. Singapur'dayız. Mühendislik bir harikası olan bir yer. Toplam 2581 oda. Her kulede 800'den fazla oda var. 200 metre yüksekliğinde tabii en üstteki botun uzunluğu 350 metre. Ortada sonsuzluk havuzu derler. Hani yüzen sonsuzluğa ulaşacaktır diye. Havuzda iken aşağı baktığınız zaman uçurum gibi görülür aşağısı. Burası Gardens by the Bay. Yani körfezde bir bahçe anlamına geliyor. 2012 yılında tamamlandı. Demişler. Bunlar beton konstrüksiyonu olan 50 ile 100 metre arasında yüksekliği. Mesela şunun en üstünde bir restoran vardır. Şu gördüğünüz yerde. Ve gerçek bitkilerin yetiştiği. Dolayısıyla dikeysel tarımın uygulandığı yer burası. ...1.2 hektarlık alanı kapsar. Ve onun içinde Akdeniz bitkileri, Güney Amerika, aynı zamanda Avustralya, orta kurulukta olan, iklimde olan bitkiler de orada vardır. Bizim Türkiye'den de bir tane incir ağacımız var orada. Çok güzel incir vermiş şimdi. Oraya girdiğiniz zaman, oraya, içeriye aynı bizim Türkiye havası. Orası da tropikal iklimlerin ve yetişen bitki çeşitlerini göreceksiniz. Rahmetli olan Lee Kuan Yew'nun rüyası o zaman. İşte Singapur'u şehir içinde bir bahçe yerine, bahçe içinde bir şehir yaratma özlemiydi.